Peki sizin Pensilvanya'ya gittiğinizde Fethullah Gülen'le görüştüğünüz yönde bir iddia var. Doğru mu? Bakın, buna şöyle gülerek cevap vereyim. Benim kime gideceğim, kimden konuşacağım hiç kimseyi ilgilendirmez. Ben dedim ki buna, ben bu iddiaya atan çevreleri biliyorsunuz. Biliyorum kimlerin attığını. Ben hizmet grubunun davetlisi olarak geçen sene Washington'a gittim. Orada hakikaten dünyanın çok önemli insanlarıyla görüştük. Çok önemli bir toplantıda Antalya'yı tanıtan bir konuşma yaptım. Hakikaten de etkilendim. Ama benim... Etkilendiğiniz toplantıdan mı, cemaatten mi? Cemaatin kurduğu lobiden etkilendim. Çünkü 48 tane Amerikan senatörü, temsilciler birliği üyesi yemeğe geldiler. Gala yemeğine. Nancy Pelosi ile beni zorla tanıştırdılar. 500 tane dünya ekonomi Tusko'nun davetlisi olarak. Ekonomi alakalarına ben sabahleyin 5 dakika İngilizce Antalya'yı tanıttım. Bunlar büyük ayrıcalıklar. Bundan dolayı bende bir değişiklik yok. Ben eskiden ne kadar laiksem, ne kadar partimin altı umdesine bağlıysam bugün de aynı derecede bağlıyım. Ama şunu söyledim. Yarın bir gün bir daha Amerika'ya gidersem ve Sayın Fethullah Gülen beni davet ederse gideceğim, özellikle kahvesini içeceğim dedim. Ben politikacıyım. Ve tarikat olgusu bu ülkenin bir olgusu. Tarikat sadece Gülen cemaat de değil. Onların oylarına talibim diyorsunuz. Hayır, demedim öyle bir şey. Bakın, hiç öyle bir laf kullanmadım. Onlarla görüşürüm dedim. Ben dedim ki konuşmalarımda, ben bir tek terörist Başa Apo'yla görüşmem dedim politikacı olarak. Ama siyasettir bu. Allah korusun. 20-30 sene sonra ülkenin, Allah korusun diyorum, gerekleri olursa mecburen görüşmek zorunda kalabilirsiniz. Ama böyle bir şey düşünmek bile istemiyorum. Ben bu ülkede her kesimden insanlar görüşürüm. Bir Cumhuriyet Halk Partisi... Bunda bir sakınca yok ki. Ve benim gittiğim toplantıya 7 tane Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili, 2 de genel başkan yardımcısı geldi.